çocuklar, günaydın. Bugünkü konumuzda 6. sınıflar için duyu organlarından kulağa işleyeceğiz. Şimdi çocuklar ses sayesinde dışarıdaki farklılıkları algılamamızı sağlayan duyu organımız kulaktır. Çocuklar kulak 3 ana kısımdan oluşur. Birincisi dış kulak, ikincisi orta kulak ve üçüncüsü de iç kulaktır. Dış kulak 3 ana kısımdan oluşur. Şu kulak zarına kadar olan kısmı biz dış kulak diyoruz. Dış kulak gördüğünüz gibi kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı olmak üzere 3 ana kısımdan oluşur. Orta kulak ise, şimdi çocuklar şu şekil biraz daha güzel, buradan daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Evet, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı ne dedik? Dış kulağı oluşturan yapılar. Şu orta kulağı oluşturan yapılar çok dar olmasına rağmen birazcık kalabalık, bakıyoruz neler var. Çekiç, örs ve üzengi olmak üzere vücudumuzdaki en küçük üç kemik var. Sonrasında oval pencere ve üstteki borusu yine orta kulakta bulunuyor. Ve iç kulakta da şu kısım genel olarak. Şurada çocuklar bir eksiklik var, onu ekleyelim. Şurada dalız diye bir kısmımız var, ona hemen yazalım. Bir saniye, siz de bunu ekleyiniz, bir eksiklik olmuş şekilde. Evet. İç kulakta da dalız, salyangoz ve işitme sinirinin bulunduğu ve yarım daire kanalların bulunduğu kısım. Şimdi tek tek bunların görevlerinden bahsedeceğiz. Kulak kepçesi zaten kıvrımlı yapısından dolayı sesleri dışarıdan algılayıp kulak yoluna verilmesini sağlar. Kulak yolu da buradan kulak zarına iletip zarıda titreşime sebep olur. Fakat kulak yolunda çocuklar bildiğiniz gibi kulak kili dediğimiz sarımtırak bir yapı var. Bu da kulağımıza gelen havanın temizlenip içerisinde eğer uçuşan küçük toz parçacıkları vesaire varsa onların tutulmasını sağlıyor ve kulak zarına ses geliyor. Genel kulak zarı damı gibi düşünelim, titreşime uğruyor ve burada titreştiği zaman kulak zarımız artık orta kulağa geçiyoruz ve çekiç, örs, üzengi dediğimiz en küçük vücudumuzdaki bu şekillerinden dolayı isimleri verilmiş. Çekice benzeyen kemiğe çekiç, örse benzeyen, üzengiye benzeyen şekilde çok belli değil ama siz internetten araştırma yapıp şekillerini görebilirsiniz. Bu üç kemik birbirine çarparak katılar biliyorsunuz sesi iyi iletiyor. Daha önceki konularda öğrenmiştik. Bunlar birbirine ileterek sesin nereye gelmesini sağlıyor? Oval pencereye gelmesini sağlıyor. Ve orta kulağımız burada. Ha pardon, bir de östaki borusu var. Bunun aslında bir duyma konusuyla ilgisi yok. Kulak iç ve dış basıncını dengelemeye yarar. Nasıl olur? Mesela çok yüksek bir ses duyduğumuzda veya uçakta uçarken ilk o basınçtan rahatsız olduğumuzda ağzımızı açmamızı veya sakız çiğnememizi söylememiz. Sebebi ben ağzımı açtığım zaman dışarıdan gelen o basınçla ağzımı açtığımda içeriden gelen bu basınç birbirini dengelediği zaman kulak zarımın zarar görmesini engelliyor. Ama tekrar söylüyorum, görme olayın oluşması için östeki borusunun bir görevi yok. Peki oval pencereye geldi dedik. Daha sonrasında şuraya ekledik çocuklar. Dalız dediğiniz şu şekli kitabınızdan ekleyebilirsiniz. Şu kısmına dalız diyoruz. Oraya eklememişler. Oval pencereye gelen titreşim dalıza iletilir. Dalızdan salyangoza, salyangozdan da işitme sinirine nereye iletilir? Beyne. Beyinde de ses algılanır. Ona göre eğer bir tepki varsa, mesela ürkme gibi veyahut da işte konuşma şeklinde duyduğumuz şeye tepki vermemiz sağlanır. Pardon. Evet, şimdi işitme olayını şöyle bir özetlersek, ben önceden yazdım çocuklar, bunu defterimizde uygun kısmı sizler de not alıyorsunuz. Şu yazıda da şimdi çizeceğiz ama şöyle bir genel olarak tekrar edelim. Ses kulak kepçesiyle toplanır, kulak yazıyla kulak zarına iletilir. Burada çekiç, örs, üzengi kemiklerine sıra sıra iletilerek ses oval pencereye gelir. Oval pencereden dalıza, dalızdan salyangoza, salyangozdan da beyine çocuklar. Şu kısım çok önemli, yazıyorsunuz ben de biraz bekleyeyim. Bu sınav testlerde karşınıza çıktığında bu sıralamayı size numaralandırma şeklinde verebilir. Veyahut da eksik bir yer bırakabilir sizin tamamlamanız için. Lütfen şu kısmı fotoğraflıyoruz, kendimize yerleştiriyoruz. Yazı olarak da şöyle biliyorsunuz, biz derste altını çizerek işliyorduk. Çevreden gelen ses dalgaları, çevreden ses dalgaları kulak kepçesiyle toplanır. Sonrasında kulak yolundan kulak zarına iletilir ve
zarın titreşmesi sağlanır. Bu titreşimler çekiç, örs, üzengi kemikleriyle nereye iletiliyordu? Bakıyoruz hemen oval pencereye. Oval pencereye gelen ses danızdan, danızdan da salyangoza iletilir dedik. Ve bu şekilde ses salyangozdan sonra işitme amaçlarına nereye iletiliyor dedik? Beynimize ve beyindeki işitme merkezine gönderilir ve duyma işlemi gerçekleşmiş olur. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Şimdi siz bunu yapıyorsunuz, ben azıcık bekliyorum ya da siz o arada videoyu durdurursunuz cevapları görmek için. Sonrasında demin dediğim gibi bu kısım önemli. Sıralamamızı bu sefer de şeklimizin üzerinden kendimi bulacağız isimlerini vermeden. Evet, bu şekli de lütfen fotoğraflayarak aklımıza tutmaya çalışıyoruz. Kulak kepçemiz kaç numara? 1 numara, 2 numara neydi? Kulak yolu. 3 numara neydi? Kulak zarı. Buraya kadar nereyi biliyoruz? Dış kulak. Şimdi geliyoruz orta kulağa. Orta kulaktaki ses titreşimi geldi. Nereye geçecek dedik? Çekiç, örs, üzengi kemiklerine. Yani 7, 10 ve 11 numara olarak devam ediyoruz. Sonrasında ses nereye geliyordu? Oval pencereye ve sonrasında dalız, ben şuraya eklemiştim bunu, şu anda şekilde olmadığı için numaralandırma söz konusu değil. Ve sonrasında salyangoz ve işitme simleri olarak duyma işleminin gerçekleşme sırasında bu şekilde size sorabilirler dediğim gibi testlerde. Ve tekrar söylüyoruz, yarım daire kanalları ve östeki borusunun duymayı sağlayan bir yapısı yok, sadece yardımcı. Şimdi yarım daire kanallarında şöyle bir durum söz konusu çocuklar. Yarım daire kanal içerisinde bir sıvı var. Böyle küçükken daha çok oynuyordunuz ama hani böyle çok hızlı etrafımızda döndüğümüzde, durduğumuzda bir anda başımızın dönmesini, devam etmesinin sebebi bu yarım daire kanalların içerisindeki sıvının siz döndüğünüzde durmanıza rağmen o sıvı azıcık daha akışkan olduğu için, dönmeye devam edeceği için, biz durmamıza rağmen hala o sıvı hareket ettiği için bizim baş dönmemiz devam ediyor. Ve ya da mesela biraz erkeklere bile örnek verelim. Boksörler mesela kulaklarına yumruk aldıklarında bazen görürüz, mesela böyle dururken birden düşüyorlar. Belki fark etmişsinizdir. Çünkü yarım daire kanalları beyincik, yine bu geçen ünitemizde işlemiştik çocuklar, beyincik denge merkeziydi. Dolayısıyla yarım daire kanalları ve beyincik bizim dengemizi oluşturur. O yüzden yarım daire kanallarının denge konusunda da beyincikle ortak bir çalışması vardır. Dediğim gibi duymayla, duyma olayının gerçekleşmesiyle ilgili bir etkisi yok. Şimdi çocuklar, işitme bozuklukları, tabii her organımızın düzgün çalışmaması sonucu bizim bir bazı aksaklıklarımız olabiliyor. Şimdi burada da şunları çizmenizi istiyorum. Bazı doğuştan işitme bozuklukları vardır. Kulak zarı sertleşmesi, iç kulak zedelenmesi veya orta kulakta kemik kaynamasıdır. Bu özellikle çok önemli bir rahatsızlık. Şöyle, çekiç, örs, üzengi kemikleri var dedik ya. Şimdi bunlar birbirlerine bir böyle düzenek gibi düşünün. Tık 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 vurarak iletiyorlar. Ama arada bir titreşimi durduran bir yapışkanlık olduğu zaman, o zaman tabii geçemediği için çok rahat duyamayabiliyorlar. Ve bunlarla ilgili tabii artık teknolojinin ilerlemesiyle ne var? İşitme cihazları kullanılıyor. Fakat tabii çocuklar, bu işitme cihazları duyma olayının aslında gerçekleşmesini tam olarak sağlayamıyor. Sadece yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Sesin daha önce yine öğrenmiştik, frekansı var biliyorsunuz, yüksekliğin, o şiddetinin gücü. Onu yükselterek dışarıdan alamadığı o duymayı gerçekleşebiliyorsunuz çocuklar. Şimdi bunu da daha önce konuşmuştuk. Her sesi duyamıyoruz biz. Mesela karıncaların ayak seslerini duyamıyoruz veyahut da çok yüksek patlamaların seslerini duyamıyoruz. Dolayısıyla bizim işitebileceğimiz o ses aralığını eğer olduğundan altta duyuyorsak, bu cihazlarla bunu normal duymamız gereken seviyeye ulaştırıyor doktorlar sağ olsunlar. Ve biz normalden biraz daha iyi duyarak hayatımızı daha iyi idame ettirmeye çalışabiliyoruz. O yüzden bu cihazlara ihtiyacımız var eğer bir duyma bozukluğu söz konusu.